Efendim karşımızda İntegral Menkul Değerler Araştırma Uzmanı Emre Çayırlı var. Emre, 2017'nin ilk haftasını tamamlıyoruz. Yoğun bir haftayı geride bıraktık. Dolar tarafında ben senden özellikle duymak istiyorum. Dolar tarafında nasıl bir hafta sonu bizi bekliyor? Güven tezisini tam alamadım ama dolar sordun herhalde. Merhaba Evet, bu arada. dolar. Dolar tarafında dün evet hızlı bir yükseliş gördük ama bunun arkasında yatan ekonomik bir neden yoktu açıkçası. Biraz daha spekülatif hareketler ön plana geçmiş olabilir. Özellikle küresel çapta dolar endeksine baktığımız zaman dolar endeksinin yavaş yavaş 102 seviyesinin de aşağısına geldiğini görüyoruz. Yani dolar diğer ülkelerde para birimlerine karşı değer kaybediyor. Bu eğer bugün açıklanacak Amerika verilerinin biraz olumsuz olması durumunda biraz daha hız kazanabilir. Bu da içeride dolar TL'nin tekrar 3.60 bölgesi aşağısına gerilemesine neden olabilecek bir durum. Ama tabi burada paritenin iki tarafında sürekli olarak kontrol altında bulundurmak, izlemek gerekiyor gelişmeleri. Çünkü Türkiye tarafında da Fitch konusu gündemde. Fitch'in bu ay sonunda yapacağı değerlendirmede bir not indirimi yapabilme beklentisi oluşmuş durumda. Bundan dolayı da biraz dolar TL'de yukarı yönlü potansiyel hala risk taşıyor. Amerika tarafına dönecek olursak Amerika'da Aralık ayına ait açıklanacak olan istihdam raporunda biraz olumsuz bir durum ortaya çıkabilir. Çünkü genelde kış şartlarından dolayı Amerika'da Aralık ayı verileri, Ocak ayı verilerinde biraz düşüş görebiliyoruz. Bu da dolar tarafında biraz değer kaybı yaratabiliyor. Beklentiler 175 bin civarında bulunuyor. Burada zaten Fed'in istemiş olduğu istihdam oranlarına ulaşılmış durumda, yalnız ücretler yeteri kadar artmıyor. Bundan dolayı ücret artışı olup olmadığına bakacağız. O noktada da beklentiler geçtiğimiz ayın 0.3 puan üzerinde. Yani çok büyük bir artış beklentisi yok ama %3'lerin üzerine varan bir ücret artışıyla karşılaşırsak o zaman dolar tarafında kuvvetlenme yaşanabilir. Buna dikkat etmek gerekiyor dolar TL tarafında gün içerisinde. Peki Emre, şimdi sen biliyorsun, yani ben biliyorum ama belki de izleyicilerimizin birçoğu bilmiyor. Şimdi sen bu teknik analiz konusunda hayli başarılısın. Ve dün de paylaşmış olduğun bir grafik vardı. Neydi o grafik? Ons altın grafiği vardı. Şimdi biz az evvel ons altını konuştuk ama bir de senden dinleyelim. Yani teknikte dün bazı yazdığın şeyler benim kendi senaryomla da uyuşuyor. Dolayısıyla ons altında ne bekliyorsun Emre? Evet, mesela ons altın tarafında bir süredir aşağı yönlü hareket vardı ama özellikle Ocak ayına başlamamızla beraber tekrar doların değer kaybetmesi altın fiyatlarını yukarı yönde sıçrattı. Hatta gram altın tarafında da yeni zirveler görmeye başladık. O yüzden altında biraz daha yukarı yönlü hareket kalabilir. Burada özellikle 20 Ocak sonrasında Trump'ın başkanlığa gelecek olması ve Trump'ın ekonomiye dair politikalarının netlik kazanmamış olması ons altın fiyatı üzerinde tedirginlik yaratıyor ve fiyatı yukarı yönde hareketlendiriyor. Burada özellikle bu hafta içerisinde açıklanan FOMC toplantı tutanaklarında da gördük. Maliye politikasına dair belirsizliklere vurgu yapılmış durumda. Amerika Merkez Bankası da Amerika ekonomisindeki maliye politikasının nasıl şekilleneceğini görmek istiyor. O yüzden eğer genişlemeci maliye politikası ortaya çıkar ve biraz daha dolar bolluğu meydana gelirse altın fiyatında yukarı yönlü hareket yaşanmaya devam edebilir. Bu yakın dönem içerisine baktığımız zaman da dolar endeksindeki bu düşüş hareketi yani 102'lerin aşağısından geçilmesiyle beraber tekrar 100.50 seviyelerine doğru bir gerileme içerisine girmiş durumda. Ons altın fiyatının da 1180 dolarların üzerine taşıyabilecek potansiyele sahip. Ama bugünkü veriler tabii biraz daha belirleyici olacak. Şayet bugünkü verilerle beraber bir dolar kuvvetlenmesi yaşarsak yükseliş trendinin geçtiği yaklaşık olarak 1150-1155 dolar seviyene doğru bir gerileme yaşanabilir. Hı hı. Ama kesin bir şekilde altın fiyatının tekrar düşmesi için biraz daha Ocak sonunu beklememiz gerekiyor. En azından Trump'ın politikalarını görmemiz gerekiyor. O zamana kadar da altın fiyatında yükseliş potansiyeli olduğunu düşünmeye devam ediyorum ben de. Emre, güzel bilgiler için teşekkür ederiz. Sana güzel bir hafta sonu diliyorum. Evet. Şimdi...